Ve bütün izleyenlerin konunun buraya gelmesini beklediği o bölümdeyiz. Acımasız sorulardayız abi. Eyvah. Eyvah ki eyvah. Gündem çok hareketli. Olaylar sıcağı sıcağına şu anda zaten soracağım sorular için. Cevaplarını merakla izleyenler ve ben bekliyor olacağız. Hazırsan böyle yavaş yavaş acımasız sorulara başlıyorum. Şuret. <laughs> Beta ile cezanın düeti olan kriminal şarkısında cezanın sana gönderme yaptığını iddia ettiğin, senin çelenk gönderdiğin cenazede elimle gömdüm lan ben Beta'yı cümleleriyle başlayan uzun uzun bir yazı paylaşmıştın. Birçokları şarkıda sana gönderme olmadığını söylerken yine birçokları da sana hak verdi. Nedir bu olayın aslı? Beta benim yıllardır tanıdığım, sevdiğim bir kardeşimdi. Susamam gibi bir projede de Şanışer bizi bir araya getirdi. Orada böyle bir güzel bir şey de yaptık. Çok severim ben Beta'yı. Çok başka yani. bir adamdı Beta. Yani ışıklar içinde olsun gerçekten. Amin. Hepimiz çok üzüldük gerçekten. Ama öyle bir şarkıda bana ok atmak çok ayıp yani anlatabiliyor muyum? Ve aylar sonra da çıkıp şey de diyor hani asla hatta öyle bir şey yokmuş dis yokmuş falan ama. Yani... Sen olduğunu eminsin. Tabii Fuat abi. ki Doğru yani. Mi? Tabii ki yani. Paranoid falan da değilim yani. Asla. Ama o zaten her zaman öyle yaptı. O Sincerella'dır. Anlatabiliyor muyum? Hep birilerinin yanına saklanır. Birilerinden bir şeyler öyle. Oradan. Öyle yani işte. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Aynen. Fuat abi katıldığın bir podcast'te Sagopa ve Ceza için onların hayattaki en büyük şanslarından biri benimle kıyaslanmak diyorsun ve bunun üzerine Sagopa Kajmer Twitter üzerinden bu söylemlerine cevap veriyor Hı. ve karşılıklı bir atışmaya dönüşüyor olay. Sana bu olayla ilgili birkaç sorumuz var. Sonrasında zaten konuyla ilgili yorum yapman için de serbest olarak sorusuz bir şekilde sana söz hakkı da vereceğim. Sagopa Kajmer Kuvvet Mira'nın kolera yüzünden dağıldığını iddia eden bir dinleyicisine konunun kolera ile alakası olmadığını, Kuvvet Mira'nın senin yüzünden dağıldığını söylediği bir cevap veriyor. <laughs> Neler söylemek istersin? <laughs> Ne diyor ya? Patolojik bir yalancı abi o. Anlatabiliyor muyum? Başka bir şey diyemem yani. Yalancı yani. O kadar basit. Niye dağıtayım abi ben? Kuvvet, kuvvet mireyin. Neden yani? Neden ben sebep olayım? Saçmalık yani. Öyle işte çamurat izi kalsın bu her zaman öyleydi. O Türk pop hop aleminin ilk trolüdür anlatabiliyor muyum ya? Da i̇şte Türk hip hop kültürünün içinde bile diyemiyorum gerçi. İlk trolü odur yani. O internetten girip 50 tane isimle senin hakkında 700 tane dedikodu uydurmak. insanların aklına bir şeyler sokmak saçma sapan. Böyle işte. Onun da öbürünün de dediğim gibi en büyük en acayip şeyleri benim de kıyaslanmış olmak. Bu kadar basit yani. Çok düz. Biz de cevap verdik zaten. Ondan sonra konuyu saptırdı falan böyle. Başka bir şeyler. İnsanlarla etkileşime falan giriyor oradan. Ey gideyim Biliyoruz onun iliklerini bilirim. Önemli değil. Ama daha bitmedi yani. Hiç bitmedi. Ekmekle oynayan insan kötü insandır abi. Çok düz. Kötü insandır. Ekmekle oynanmaz. Bana seni öldürme hakkını doğurur. Çünkü benim hayatımla oynuyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ama ben kalkıp da birini öldürecek vahşi de cani de biri de değilim. Bana neler diyorlar oradan. Ne iftiralar atıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bini bir para iftiraların yani. Saçma sapan. Çünkü söyleyebilecekleri hiçbir şey yok. O yüzden sarılmışlar yalanlara. Öyle ama o yalanlarla boğacağım onları yani. Kendi yalanlarının içinde boğulacaklar. Çok düz yani. Ben asla vazgeçmedim. Asla da vazgeçmem. Aynen bu şekilde devam edeceğim. Süngülüye süngülüye mezara kadar. Teşekkür S ediyoruz. Rica ederim. Sakopa Kajmer senin için zamanında ona 50 Cent'in in the club gibi bir beat yapsana lütfen. Kulüplerde çalmalıyız dediğini iddia ediyor. Bu konu hakkında neler söyleyeceksin? Yalan. <laughs> yalan. Külliyen yalan yani. Hiçbir şey söyleyemem bu konu hakkında. Ya kendim ben böyle bir şey istesem ben bu bunu yapamayacak bir adam mıyım yani? Otururum da bilgisayarın başında o beat'i çıkaramaz mıyım yani? Ne gerek var abi? Ben 50 cent olmak istemiyorum ki. Motherfucking PIMP miyim ben? Ben rap üstadım abi. Tek üstad. Ne diyorlar yani? Saçmalıyorlar abi. Teşekkür ediyoruz. Fuat abi valla konuyla ilgili sorulacak o kadar çok soru var ki bunları tek tek sormaya kalksam yani saatler sürer. O sebeple yaşanan bu olay için genel olarak bir açıklama yapman için konuşmak için söylemek istediğin şeyleri söylemek için sözü sana bırakıyorum abi. Bu sene içinde çıkaracağım parçalarla görülecek zaten. Pek uğraşma böyle açıklamalarla açıklamalarla abi. Ama gerçekten gerek olursa yaparım onu anlatabiliyor muyum? Hani baktım böyle olmuyor. Bir şey açıklamak gerekiyor. Açıklanır ama ben orada oturayım. O, o, onun hakkında o yalanı uydurayım. Bu yalanı uydurayım. Onun altını şuradan ayım. Ben öyle bir adam değilim. Benim şarjörümde var. Kurşunlarım, raplerim, şarkılarım, sözlerim. Aynen bildiğim gibi devam edeceğim. Hiçbir değişiklik yok o konuda yani. Vazgeçmiyor. Ben de vazgeçmeyeceğim. Niye vazgeçeyim? Ezdirir miyim kendimi öyle saçma sapan bir şeye? Asla. Kağıt alabilir miyim abicim ya? Böyle bir liste yapmıştım geçen. Fit yaptığım insanların listesi. Birlikte şarkı yaptığım insanların listesi şu. Okumak isterim. Alfabetik sırayla okumak isterim. Aslı Çavuşoğlu. Anekdot. Azrail Aliaga, Anıl Piyancı. Araf. Ice Ezel. Ayaz Kaplı. Beta. Boba Fett. Bus Driver. Can Şengün. Chiba Garden. Cengiz Özkan. Crest. Çilekeş. Dumanyak. The Germ. Delta Dreist. Dipnot. Dikoy The Poet. Doktor Fuchs. Eller Konuşur. Def Rap. APO. Fu Manchu. Emo Erden. G-Flow. Gazapizm. Harun Adil. Heja. Hayki. İsmail Genç. Joe Rilla. Jack Orson, Kamufle, Kezo, Kid Cobra, Cool Savaş, Kontra Lucky, Kreuzfeldt of Jakob'tan, M.O.R., Mr. Burns, Mayadon, Don, Murat G., Kreuzberg'den, canım kardeşim, Maya G., Neşe Sayles, Neşter Nino, Necip Mahfuz, Kurşun, Köst, Nigafish, Onur Uğur, Onur Sülen of Esas Duruş, Ozbi, Ozan Erturan, PDM Posse, Crystal Clear ve Basties Nur içinde yatsın Bastiyes kardeşim, PMC Berlin, Prince P., Patron, Peik, Rıfat Alzeyn, Rıza, Wu-Tang'den, Riddler, CV'den, Repozov, Rifleman, L.A. Cool, Rota, SSP Adana, Sansar, Sadat X, Smexa, SMC, Sayan, Şanışer, Taklos, Badı İsyan, Ulaş Ali, Waffle ve en son Zeus Kabadayı. Ben en sona Susamam ekibini okay. sakladım ki o gerçekten muhteşem bir projeydi o. Yani ben hip hop kültürünü öğrendiğimde bunun paylaşımcı bir şey olduğunu gördüm. İnsanların birbirine dokunduğunu, insanların birbirine faydası olduğunu. Eğer hip hoptan bir şeyler fayda görüyorsan mutlaka ve mutlaka fayda vermelisin. Anlatabiliyor muyum? Hip hoptan bu kadar böyle bir şeyler inşa edip, hiç kimseye yarar dokunmayan insanlarla benim çok ciddi bir problemim var abi. Öyle yağma yok, anlatabiliyor muyum? hop'u tanıtıyoruz, Türkçe rap için yaptık bunları. He öyle ağızda oluyor onlar ama gerçekten insanlara dokunduğunla, arkaya bıraktığın izlerle bu gerçek ortaya çıkacaktır, anlatabiliyor muyum? Nitekim de ben böyle bir listeyi sayabiliyorum. Artık bundan sonra umarım da bana hani şey sorulmaz, senin işte en sevdiğin emsiler ulan. Sevdiğim insanlarla, saygı duyduğum insanlarla zaten ben şarkılar yapıyorum, anlatabiliyor muyum? Onlarla birlikte. Elbette burada saymadığım isimler var. Saymaya değmezler o yüzden saymıyorum onları. Anlatabiliyor muyum? Onlara dokundum ama onlar benim dokunuşumu piç ettiler abi. Anlatabiliyor muyum? Sorun değil. Önemli değil. Ben yine devam edeceğim. Ben yine böyle olmaya devam edeceğim. Ben yine insanlara el uzatacağım. Yine insanlara dokunacağım. Yine insanlar beni görecekler ve ortaya o resim çıkacak. Sabrın sonu selamet kesinlikle öyle abi. Yani anlatabiliyor muyum? Sabretmek gerekiyor. Karma is a bitch. Döner gelir yani. Anlatabiliyor muyum? Sabır da öyle. Eğer sabrın üstadıysan hayattaki her şeyin üstadısındır. Sırtıma saplanan bıçaklardan benim canım hiç yanmadı abi ama dönüp bakıp onu kimin sapladığı görünce o insanı işte sarsıyor mu diyeyim ya da üzüyor mu diyeyim. Ne diyeyim anlatabiliyor muyum? Belki de bulamıyorum şu anda bir şey. Ne bıçaklar yedim sırtıma ben. sırt ben gıcık olayım diye benim yanımdaki adamlar çekildi yanlarına biliyor muyum? Benim yanımda eğittiğim her şeyi gösterdiğim adamları sırt ben gıcık olayım diye sahip çıktılar yani. Ne hikayeler var? Anlatsam böyle gerçekten vakit zaman yetmez ama dediğim gibi şu okuduğum listede çok değerli insanlar var çok güzel insanlar var. Onlarla birlikte bir şeyler yaptık. Arkamda böyle bayrak gibi dalgalanıyor. Bunun gururu, bunun kıvamını yabancıyla yaşıyorum. Benim için çok önemli bir depomda benzin diyebilirim o yani. Teşekkür ediyoruz. Rica abi. ederim abi. Acımasız sorular bitti. Yani burada Aa, sana... Bunlar mıydı acımasız sorular? <laughs> evet abi şey yani... Bir acı biber yeseydik ya. <laughs> Yok bu, bu şey tatsız olan sorular bölümümüz. Ay, ben... Yani herkesin gündemden sonra senden duymak istediği şeyler tabii ki biliyorsun. Sen de çok daha iyi biliyorsun. Vardı. Bunları böyle tek tek bütün tweetleri falan sormamı bekleyecek belki izleyiciler ama seni de öyle bir baskı altında böyle hani buraya gelip abi abi falan diye bunları sormak istemiyorum. O o yüzden sana serbestçe şey anlatmak için bir söz hakkı vermek istedim. Sen de içindekileri söylemek istediklerini söyledin cevapların için teşekkür ediyoruz. Ay,